Selamun aleyküm Niyazi. Aleyküm selam Temel. Hoş geldin ya. Sağ olasın, sağ olasın. Hancı rüzgar attı seni buraya. Ulan rüzgar atmadı. Ben kendim geldim. Celatı bir tıraş edeyim seni bari. Yok yok. Benim biraz daha yaşamam lazım. Ha bu adam kim? Kanlin mi? Yunus dur. Kanlin mi? İyi de buraya niye getirdin kardeşim ya? Fazla yaşamayacak onun için. Ya kardeşim madem eldireceksin önce tarihe meydana eldir onu ya. Oraya vur onu. Buraya niye getiriyorsun onu ya? Ulan Niyazi meydanda ben bunu vurmasını biliyorum. Ama istedim ki acı çeke çeke. Acı çeke çeke. Acı çeke çeke olsun. Onun için sağa getirdim onu. Kurban olay, gözünün çabağına kurban olay. Benim köpükler 50'imin yatıda. Ha bu kel taşa, ha bu abi yakma beni. Gözünün yanına kurban olay. Ne olur, yapma. Kurban olay, ne olur. Yapma ya Vicit kardeşim ya. Benim başımda da şimdi derim ya. Ya Allah bu kaçıncı oldu ya? Herkes kendisini öldürmem için bana götürüyor ya. Ya yeter ya, bu kaçıncı ya? Ya yeter ya! Artık bu berberliği bırakacağım, kasap dükkanı açacağım ya! Ulan Niyazi, bana kalırsa sen kasap dükkanını bırak da kendine bir berber dükkanı aç! Nasıl? La iki tane çift attın! Vallahi sen zar tut isen! La ben sihirbaz mıyım? Zar tutmadan atılır mı? Ula hele kroya bak bir de espri yapın. Ula bırak oynamayın. Şansınız bol olsun akara. La, la sen o. La bu ne aldın? Ula büyütecek bir şey yok. Koşuya çıktım da. Ula bu ne biçim koşudur? İnsan koşudan bu halde gelir mi? Ya yalnız çıkmamışım koşuya. Bir de yanımda bir arkadaş vardı. La anlat hele baştan anlat. Ula ne meraklısı sen. Tamam anlatacağım. Ula kahveci, bize çay getir. La çıldırt mı adamı? Nasıl bu hale gelmişsin? Anlatsana. Ula tamam, dön gel. Anlatıyorum. Ya biliyorsunuz benim davarlar vardı. He, bilik. Ula başıma ne geldiyse bu davarlar yüzünden geldi ya. Ula geçen gün baktıydım. Benim davarlarda otluydu. Böyle baktım. Ula dedim, ne cılız hayvanlardır bunlar ya. Düşündüm. Ula dedim, eğer ki güzel bir damızlık boğa olursa benim hayvanların damarı da güzel olur. La bunun koşuyla alakası ne? Zaten anlatıyorum, zıttarak. Neyse, ben de dedim ki ula bu düşüncemi uygulayayım. Doğru muhtara gittim. Onun bilgisayarına girdim. İnternetten baktım ki en iyi domuzluk boğalar İspanya'da yetişirmiş. Ben de paraya kıydım, İspanya'dan bir tane boğa getirdim. Ya Selo, kusura kalma ama ben yine anlamamışım. Ula anlasaydın şaşırdım zaten ha. La neyse. Boğa geldi İspanya'dan. Ula o ne? Ben öyle iri bir boğa vallahi görmemişim. Bir kafası vardı bu kadar. Ben deyim bir ton, siz deyin iki ton. Ula neyse. Hayvan sakin sakin otluydu. Derken yağmur başladı. Ula baktım elim yüzüm ıslanı. Bir poşeyi aldım böyle. Elimi yüzümü silidim. Ula sonra baktım poşe de ıslanmış. Dedim bu poşeyi böyle tutayım. Silkelim suyu gitsin. Bu kadar tam böyle karşımda duruyordu. Ulan silkelemez olaydı. Meğerse benim boğa pehlivanmış ya. İspanya'dan güreşçiymiş. Ben böyle poşeyi silkeleyince hayvan delendi. Ulan sonra ne oldu? Ulan sonrası var mı? Davar oğlu davar. Bir vurdu, bir vuruşta çiti yıktı. Ulan baktım niyeti bozuktu. Ulan böyle yapayım bana doğru gelin. Dedim sana durma, durmak sana haram. Kaç! Ula ben önde boğa arkada sağlıklı yaşam koşusuna başlamışız. La sen bizle dalga geçsin. Bu nasıl sağlık koşusu? Ula düşünsene. Boğa beni yakalarsa sağlığım kökten bozulacak. En büyük hatam da bu poşeyi atmamak olmuş. Doktor öyle söyledi. Hangi doktor? Ula oğlum. Şimdi elimde bu poşeyle koşuydum ya. Boğa da arkamdan geldi ya. İşte bu poşeyi atsaydım kurtulacakmışım. O yüzden ben bunu belime bağlamıştım ağırlık yapasın diye. Allah. Geçmiş olsun Selo. La peki boğaya ne oldu? Ula boş ver şu mendebur hayvanı ya. Bu akşam kurtuluşumun şerefine köyün meydanında yemek vereyim köylüye. Davetli misiniz?
Ula duyuyor musun Reşo? Beleş yemek var. Selo, yemekte ne var? İspanyol usulü boğa kavurma. Uy. Efendim bir insan aşkı için bütün fedakarlıkları yapıyorsa cidden o kişiyi seviyor muydu? Birçoğunuz evet dese bile burası Fikralı'la Türkiye. İzleyelim. Mugume, seni çok seviyorum Mugume. Dikkat et Şahmettin, bir gören olacak. Görürlerse görsünler. Dedikodu çıkmasından korkuyorum. Bak şuralara ne görürsen. Bomboş arazi göreceğim. Yanılırsan işte. Buraya senin için iki katlı ev yaptıracağım. Hem de balkonlu. Oraya da bahçemizi yaptıracağım. Buraya da park. Park mı? He, çocuklarımız güvenden oynasın diye. Şahmettin, bunları yapacak para sende ne arır ki? Çalışmıyorsan bile. Yanılırsan işte. Dikiş, nakış ve kağıt mendil işinde. Şahmettin, bu kadar fedakar olduğumu bilmirdim ben. Şimdi sen hem dikiş nakış yapıp hem de kağıt mendil mi satacaksın? Yok ya, dikiş nakışı sen yapacaksın. Kağıt mendil de çocuklar satacak. Ne? Hatice, bir yol gel bakayım kızım. Buyurun Bayram Bey, geliverdin. Ben yokken arayan sorun oldu mu hiç? Oldu efendim, bir arayıverdim. İş hayatında nasıl arıyordu bu kadar çok kazandığınızı? Öğrenmek istediğini söyleyiverdi. Gazeteci olmalı. Hayır Bayram Bey, gazeteci değil, maliye müfettişiymiş. Ne? Efendim, sarhoşluğunu kabul eden dünyada hiçbir sarhoş yoktur. Bu sarhoşların sürekli Ankara'da mutlaka bir kolu vardır, bir adamı vardır. İşte komiserimizi çileden çıkaran sarhoş hikayesi. İzleyelim. Başkomiserim, efendim. Başkomiserim, bu adam sarhoş. İçip içip çevreyi rahatsız ediyor. Ya komiserim, ne terbiyesiz insanlar var ya. Ya gündüz vakti bu kadar içilir mi ya? Sarhoş sensin be adam, sen. Ben mi? Tabii ya, sen. Bak bakalım, odada senden başka sarhoş var mıydı? Ya komiserim, ben odaya baktığım zaman her şey dönüyor. Hiçbir şey anlamayan. Kovmada içmişsin ha. Şu hadi bak ya. Bak saniye. Ne utanmıyormuşsun ha? Ya bir de canım başında içiyorsun ha. Ne bak komiserim yazık ya. Oğlum sen bu kadar içersen bu millet ne yapsın? He? O değil be adam, sen içmişsin sen. Çok ama çok teessüf ederim komiserim. Yani insaf ya. Yani memurunuz bu kadar içiyorsa ben içmişim. Çok mu ya? Yahu adam alkollü değil. Bak değil mi? Ben de 3 saattir bunu anlatmaya çalışıyorum komiserim buna. Ben alkollü değilim ama anlatamıyorum. Hay bey yine tutuklanırlar beni ya. Hay ağzına sağlık komiserim. Hadi be eyvallah. Hayırlı görelim. Bir dakika, nereye? Yahu komiserim ocak başına etup var. O acı değil. Bu ne ocak başı? 2006 ocak başı. Ya komiserim ya. Ya arkadaşlarla bayına çadır pişir çadırı yaptım. Tamam. Çadır pişirdim. Ama sayenizde çadır yiyemedim. Gideyim onu yiyeyim. Yani bana müsaade edeyim. Hadi size hayırlı görelim. Bir yere gidemezsin. Otur aşağı. Otur. Hakkında suç duyurusu var. Tutuklusun. Lan beni tutukluk yapamazsınız. Ne denmiş o? Ya benim Ankara'da tanıdıklarım var. Ne? Ankara'da tanıdıklarınız mı var?
Tabii ya. Hep de bakan, bakan. Ne? Bakan mı? Tabii ya. Bak bir araya boyunca siz görüşün. Beyefendi, sizin mangalda etleriniz vardı değil mi? Siz gidin o etleri, orada kızartın etleri yanmadan yetişin siz. Bir yanlışlık oldu beyefendi, kusura bakmayın. Yok, ben vazgeçtim, iştahım kaçtı. Ben bunu bir araya... Kafamı karıştırdın ya, Ankara'da kodik kaçtı ya. Söyleyeyim mi başkomiserim? Söyle, ne yapalım artık? 312. Bak, çok kafa çalışıyor efendim. Alo! Teyze ne haber? Ya teyze tanımadın mı? Ben Niyazi'yim diye. Ne? Teyze mi? Ankara'da tanıdıklarım dediğiniz teyzeniz mi? Ne olacak teyzem tabii ya. Teyzemi tanımayacağım da kimi tanıyacağım? Sizin teyzeniz bakan mı? Bakan tabii. Allah Allah! Ya hiç kadın bakan yok. Olmaz mı ya? Olmaz mı? Benim teyzem bakandı. Hem de çocuk bakan. Ya la bir de sigortası bile var be. Nasıl? Rafezo. Keçisini yitirmiş dul karı gibi nereye koşsam öyle? Reşonah, sen iyi misin? İyiyim. Nedir bu telaş? He, ne oldu? Ya hani bizim partiden bir tane milletvekili seçilecekti ya. Ha. Vallahi beni seçmişler Reşo. Yapma ya. Bara bar. Ölek bara bar. Vallahi çok sevmiş ama. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ olasın Reşo kurban. İşte ben de bu mutlu ve sevinçli haberi bir an önce karım canına yetiştirmek için koşayım. O zaman seni fazla tutmayayım. Tekrar hayırlı uğurlu olsun. Sağ olasın. Kroya bak. Canım karıcığım. Ulan ne oldu Ferzo? Nefes nefese kalmışsın. Vallahi sana çok sevinçli bir haberim var canım. Hayırdır inşallah. Söyle bakayım, ne haber bu? Artık bir milletvekili karısı olmak ister misin ha? Sahi mi dersin Feyzo? Sahi diyeyim kız. İsteyem. Fakat hangi milletvekilinin karısı? Ve? Efendim, atalarımız sabır en büyük erdemdir demişler. Ama iddia ederim atalarımızın zamanında eğer Fikralı'la Türkiye programı olsaydı bu lafı etmezlerdi. Karadenizliyiz. Gel evladım gel. Babacığım beni çağırmışsın. Gel he, çağırdım abi. Otur karşıma bak he. Garson, bir tane kapuska getir. Ne? Kapuska mı? Baba sen helal olsun. Sen çok iyi babasın. Biliyorsun kapuskayı ben çok seviyorum. Çabuk ol garson. Buyurun efendim. Kapuska. Bak evladım, dur! Evladım, sabır çok önemlidir. Sabırlı insan hayatta birçok şeyi başarır. Tabii canım baba, sabır çok önemlidir. Evladım dur! Sabırlı ol. Ya baba, bunu demek için mi çağırdın beni, tamam? Bir dakika, dur! Sabırlı ol. Evladım, ben şimdi hem bunları söylemek için hem de sağ bir sabır testi uygulamak için seni çağırdım buraya. Tamam babacığım. Önce bu kapuskaya bir yiyeyim, sonra test edersin beni. Yok, olmaz evladım. Evladım, kapuskayı çok sevdiğini biliyorum. He baba, kapuskayı acayip severim. Nerede görsem yerim onu. Yiyeyim şimdi. Ha, yeme. Sabırlı ol evladım. Sabırlı ol, yiyeceğim seni. Eğer bu sabır testini başarıyla kazanırsan bu para senin olacak. Ha, para şimdi benim midir? Şey değil, sabırlı ol. Bırak parayı. Eğer bu testte başarılı olursan senin olacak. Ben şimdi biraz sonra dışarıya çıkacağım. Sen eğer 2 saat bu kapuskayı yemeden durabilirsen bu parayı kazanacaksın, senin olacak. Tamam mı? Tamam babacığım. Ben gidiyorum, 2 saat sonra geleceğim. Tamam. Tamam. Evladım sabır.
Tabii tabii, sabır sabır. Ya ben şey ne dedim? Sabır sabır da ben nasıl yiyemem kapuskaya bakayım gözümün içine? Ya ben şey ne dedim? Ya yesem babamın gözünde itibarı kaybediyor, olacak sıfır itibar. Ula buldum ula. Tamam ula. Garson! Bana bir kapuska getirsene! Ben ne kardeşim? Lan cıldın sabuku! Ey sağ olasın! Garson! Garson yol bakayım! Hem parayı al, üstüne getir yeme ha! Hadi sabır, nasıl sabır edeyim? Sabır sabır! Oh! Sabır sabır. Edesi yok da sabır bir zaman. Demek sabredemedin ha? Senin gibi evlat olmaz olsun ya. Yazıklar olsun sana ya. Puh. Baba ben sabrettim ama. Nasıl sabrettin ya? Kaşık kaşık götürüyorsun burada. Şimdi gözlerimle gördüm ya. Ama bu benim sabrettim. Kapuska değildi ki. Nasıl? Asa o. İyi de bu yediğin ne dur? Sen bak mükafat için para bırakmıştın ya. He. Ben de garsonu çağırdım. Verdim abine para, o da bir tabak kapuska verir. Ben onu yiyorum. Nasıl? Ulan seni var ya, bir tane patlatacağım. Ya baba sabir! Nasıl? Sabir iyi şeydi babası. Selamun aleyküm arkadaşlar. Aleykümselam Surkattin. Aleykümselam Surkattin. Geçmiş olsun. Hayırdır? Bir şey mi oldu? Ya neyin var? Hele anlat bak ne oldu? Acımız büyük şeref. Kaynanam kayboldu. Ya kaynanan kayboldu diye niye ağlıyorsun? Sevinmen lazım. Gitme adamın üstüne. Konuyu değiştir. Kaynanan ne zaman kayboldu kardeş? Bir hafta oluyor kaybolan. Jandarmaya haber verdiniz mi? Karım gibi vermişler. Ama hele bulamamışlar. Ya üzülme bulunur kardeş. Ya gitme adamın üstüne ya. Esas'tan üzülmüş kaynanasının kaybolduğuna. Kaynanan çok mu sevirdin? Yok. Hiç sevmezdim. Nefret ederdim ondan. E madem nefret edirdin, niye ağlıyorsun kaynanan kayboldu diye? Kaynanam kayboldu diye ağlamıyorum ki ben. Niye ağlıyorsun peki? Jandarma kaynanam bulup geri getirirse diye ağlıyorum. Deyin! Efendim hani bir deyim vardır ya, duymadım, bilmiyorum, görmedim. Para karşılığında adres sormayı bu programda göreceksiniz. Yani bu fikri de izleyelim. Aleyküm. Aleyküm selam. Ya kardeşim hava adresi biliyor musun sen? Ben buranın yabancısıyım, ben de bilmiyorum. Olsun bilmiyorsun ama gene de sağ ol. Sen de sağ ol. Ya aga, aga, az baksana. Hava adresi ben nasıl bulacağım? Hemşerim, o çok kolay. Ama tarif için 5 yeteneğini alırım. Tamam. Nasıl? Tarif et bana bakayım. Şimdi az aşağıya dönsün, oradan sağa dönünce tam karşıdan çıkacak zinzişanı. Tamam mı? Tamam. Ya bak. Burada bir terzi var, terzi. O terziyi nasıl bulacağım lan?
Onu da derim söyle ama 5 lira ne alırım yani. Tamam. Şimdi cindiş anne girdin ya. Onun üçüncü katına sağda terzi var. Tamam mı? Ha tamam. Ya ya o terzi çama... Yok yok terzi İdris var bir tane. O terzi İdris'i nasıl bulacağım? Ya o iş kolay. Ama 5 yetelen alırım. Ya amma da şeysin sen ya. Al bakayım. Hemşerim. Ha. Terzi İdris benim. Beni niye arayışsın? Sen ver bana 15 yetene ben sana diyeyim niye ararım onu diye. Nasıl? Sen terzi İdris'i yani benim için arayışsın? Yani terzi İdris'i seni aramayalım. Yanındaki elektronikçi yararım. Nasıl? Sağ Buyurun. Selamun aleyküm doktor bey. Ve aleyküm selam. Buyurun oturun. Sağ olasın doktor bey. Evet buyurun şikayetiniz nedir? Vallahi ben kaynanamdan şikayetçiyim doktor bey. Demek kaynanandan şikayetçisin. Bari kaynananı da getirseydin. Ya kardeşim bana ne senin kaynanandan? Biz buraya gelen hastaların hastalıklarını muayene edik ha. Ya tamam da doktor bey. Vallahi bıktım. Beni bu hale kaynanam getirdi ha. Her hafta bize gelin. Televizyonu açayım kapı. Vır 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 başımın etini. Bıktım artık doktor bey. Bana bir çare bulun. Peki. Demek öyle. Ben size bir reçete yazacağım. Ne yazacaksınız doktor bey? Size kendi kaynanamı yazıyorum. Niye kendi kaynananızı yazacaksınız doktor bey? Yo beterin beteri varmış deyip şükretmeniz için ha. Vay. Ya teyemi gelse de bir şeyler anlatsa Yusak. He ne iyi olur valla. Cümleten selamun aleyküm. Aleyküm selam. Vay hoş geldin teyemi. Yedigin içtigin senin olsun. Gittin gezdin Avrupalıları. Yok hele gezme değil kardeş he. Türkiye'yi temsil için gittim. Nasıl geçti iyi geçti mi? Hele anlat bizlere ya. Ne olacak işte. Tayyip Bey telefon açtı. Dedi ki eski Almanya Başbakanı Helmut'un kızının düğünü var. Bizim işimiz var. Sen biz git gerekeni yap gel dedi. Heh. Ben de çıktım gittim kardeş. Beni konsolosumuz karşıladı. Gittik bir tane Türk lokantasında ayran aşı, karnıyarık bir dakika dayı dolması yedi. Bende yalan yok, hilaf da yok. Heh. İki tane çay içtik, doğru düğün salonuna. Arkadaş düğün salonuna içeri girdik ki, bütün millet beni gördü ya, yine bir toparlandılar. Birbirinin kulağına bir şeyler dediler. Ben anlıyorum tabii ki. Ne değiller emi? Değillerdi ki, he. Keo geldi, porsumuz bozuldu. Bende yalan yok, hırap da yok, he. Kimler gelmişti abi? Kimler yoktu ki kardeş, herkes oradaydı. Danimarkanya Başbakanı, Fransanya Başbakanı, İngiltere'nya Başbakanı, İtalyanya Başbakanı. Bula Bush bile oradaydı arkadaş. Bende yalan yok, hilaf da yok. He. Neyse, masalarda kurabiyeler, kuru yemişler arkadaş. Bula bunlar öyle görmemişler gibi öyle yediler ki kardeş. He. Ben elimi bile sürmedim arkadaş. Bile sonra müzik başladı. Herkes karısını aldı, başladılar oynamaya. O arada bana bakır gülürler. Ben dans bilmirem ya. Bilsem ne olacak he? Neyse müzik bitti, bunlar oturdular. Ben hemen Erzurum oyun havaları cidisini çıkarttım cebimden. Dedim bunu çalın ben de oynayacağım. Helal olsun. Nasıl oynadın teyemi? Çaldılar oynadım kardeş. Nasıl oynadın teyemi? Hele bir tane oyna da hep beraber bir görelim. Valla bir tane oynayayım da seyredin uşaklar hadi. Emi senin yerin dar olur. Ama burayı açak geriye sen rahat ol. Çok iyi olur.
De haydi bak. Helal olsun abi, geç. Helal olsun sana Teyve abi. Sağ olasın, sağ olasın. Sonra ne oldu? Tahi töreni başladı. Danimarkanya küçük bir tane kart taktı. Fransanya bir tane ince bilezik taktı. Buşta bir tane kötü mötü yüzük taktı. Ne başınızı ağırdım he? Evden pürten şeyler. Abi bir nefes al. Ne istersin? He, çay gelsin. Hele çay gelsin. Neyse, sıra bana geldi. 2 metre kurdun. Bir tane kalın vurma bilezik. Bir tane beşi bir yerde cumhuriyet altını arkadaş. Helal olsun. Bir tane de yakut kaşlı yüzüğü taktım. Öylece millet bana bakır ya, sıfatları bur bur kesin arkadaş. Bende yalan yok, kırak da yok arkadaş. İşte böyle. İyi abi, çok iyi etmişsin valla. Helal olsun sana. Bizim geleneklerimiz, örfümüz, adetimiz bunu gerektirir. Ben gerekeni yaptım kardeş. Abi. Bende yalan yok, kırak da yok. Saffet Bey! Saffet Bey! Vallahi iyi denk geldiniz ya. Ben de sizden bir iş hususunda görüşeceğim. Sizin hazır denk gelmişken bir randevu rica edebilir miyim? Kaç zamandır sizi vallahi arıyorum. En az 10 kere aradım. Telefonla bir türlü ulaşmak mümkün olmadı. Lan oğlum, şirketlerimden niye randevu istemiyorsun lan? Ondan randevu aldım canım. Hatta beraber imaya gittik. Kime lan? Sinemaya gittik. Ne diyorsun lan? At dağlara gittik. O da ne lan? Ama Saffet Bey, benim asıl görüşmek istediğim insan sizsiniz ya. Ne diyorsun lan? Efendim, hediye vermek kadar vereceğiniz hediye de önemlidir. Eğer siz de benim hemşerim gibi verirseniz hediye, ondan sonra kaçarsınız ne diye. Ulan İdris, hayırdır, ne bu halın, alacaklılardan mı kaçıyor şunu? Yok ulan Niyazi, onlar zaten umudunu kesti. Zaten onlarına kaçmayarım. Tabii canım, artık alacaklılar senden kaçar. Ya Niyazi, dalga geçme o bırak. Başıma çok büyük bir sorun var, beni sakla. Hayırdır, gel bakayım abla, ne oldu? Ya Niyazi, kaynanamdan kaçıyorum. Ulan niye kaçıyor şu kaynanam? Ya ben abi hediye aldım da. Anladım. Kaynanan senden böyle bir incelik bekleme duyusu tabii şok acıyor kadın. Yok ulan Niyazi, benim içimden geldi. Ya İdris, bir insan hediye aldığı için kovalar mı ya? Ya Niyazi, bu hediyesine bağlıdır tabii ki. Ulan ne aldın o açığı? Tam 5 tane bilezik, Ali Burmali.
İyi de sevinmesi lazım. He, önce sevindi, sonra durumu anladı. Niye anladı? Ula, o 5 tane bilezik aldım ya, kolundan çaldığımı anladı. Olsun, gene aldığın bilezikleri ona vermişsin işte. Sevinmesi lazım, niye kovalayasın ya? Ula, niye azı? Kayınamın kolunda tam 7 tane bilezik vardı da. Nasıl? Bence manik depresiftir. Oğlum şizofrendir. Ya manik depresiftir ha. Ulan şizofrendir diyorum sana ha. Bence de şizofrendir. Oğlum zaten burada dolaşıp durayım. İstersen çağıralım görelim. Çağır bakalım. Ulan Feyzo buraya gel. Ulan ne arıyorsun sen burada? Merdiven arıyorum. Ulan merdiveni ne yapacaksın? Ya aşağıda arkadaşlarla top oynuyorduk. Topumuz ayak kaçtı. Biz de ayağa çıkıp topumuzu geri alacağız. Bize bir tane merdiven lazımdır. Gördün mü? De git lan. Merdiven falan yoktur. Haydi. Deli işte. Merdivenle ayağa çıkılacağını zannedi. He. Ulan kaç sefer söyledim. Oğlum bırak merdiveni. Uçarak gidin diye. Vay. Selamun aleyküm, narin. Aleyküm selam, Kerimciğim. Hoş geldin, kadınlardır, nasılsın lan? Hoş bulduk, hoş bulduk, iyiyim, sağ ol. Lan evde otur otur, canım sıkıldı da. Gideyim şöyle narinimin yanına. Karşılıklı iki tane çay çektim ya. Yetmişsin, yetmişsin de. Bizim evde bugün elektrikler kesik. Çay işini son hallederek ya. Ya narin, ne alakası var şimdi elektriğinle çayın ya? Çok alakası var. Bizim evdeki ocak elektrikli, bilmiyor musun sen? Neyse canım, çay işini sonra hallederik. Lan narin, ne zamandır sorayım sorayım diyorum da sana bir dek getirip soramıyorum. Sor lan sor, kulevesin ama bak ha. Lan senin bu küçük kızına avrat pek bir aşortik giyiniyor da sen ne bileyim böyle bir çapulcu gibi giyiniyorsun. Hani diyorum niye? Niye olacak oğlum? Biz okuduğumuz şeylerden ilham alıyor. Hı? Ya. O ne lan? Vallahi hiçbir şey anlamadım ha. Lan bunu da anlamayacak. Ne var oğlum? Bizim avradının kız moda dergilerine göre giyiniyor. Benisi hesap kitap defterine göre giyiniyor. Değil mi lan? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.